Selam arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün pazar, biraz erken kalktım. Pazarlar genelde bayağı uyurum. Saat 9.30 şu anda. Bugün bir müzisyen nasıl para kazanır, bunu beraber konuşacağız. Hem de para kazanacağız. Brunch, kahvaltı yapan bir kafeye gidip orada piyano çalacağım. Ayrıca enstrümanınızla nasıl para kazanabilirsiniz? Yolda ve kafede konuşacağız. Hadi gidelim. Evet, çantamızı da aldık arkadaşlar. Hadi gidelim işe. Bir enstrümana başladınız. Kısa vadede bir yerde çıkacak seviyede çalma olasılığınız yok arkadaşlar. Yani emek isteyen bir olaydır enstrüman çalmak. Arabamıza bindik. Müzik yapacağımız yere doğru gidiyoruz. Ancak şunu bir belirtmek istiyorum. Yorumlarda da birçok arkadaş şunu yazıyor. Enstrümanımı iki defa kırdım ya da kırasım geldi diyenler var. İşte çalışıyorum çok iyi çalan müzisyenler gibi hala o kıvama gelemediğini söyleyen arkadaşlar var. Emek istiyor. Yani siz çok iyi bir şekilde kendinizi yoracaksınız ki o enstrüman kendini size teslim etsin ve ondan yavaş yavaş faydalanmaya başlayın. Aksi takdirde enstrümanı kaliteli bir şekilde çalamıyorsunuz. Yani hobi olarak yapabilirsiniz ancak. Neden enstrümanı çok iyi bir şekilde çalamıyorum hususu arkadaşlar? Kendinize bir sorun bakalım. Enstrümanıma ne kadar zaman ayırıyorum? Yani bir işe gidiyorsunuz 8 saat, 10 saat ya da daha fazla çalışıyorsunuz değil mi? O işte yavaş yavaş profesyonelleşiyorsunuz. İşte enstrümanda da böyle arkadaşlar. Ne kadar çok zaman ayırırsanız daha iyi kullanırsınız. Şimdi birazdan yola çıkacağız arkadaşlar. Şunu da söyleyeyim. Ondan sonra yola çıkalım. Enstrümanınızı güzel bir şekilde öğrendikten sonra arkadaşlar sizin için artık o iş kapısı yani. Kimseye muhtaç olmayacağınız bir özelliğiniz olmuş oluyor. Bağlama çalıyorsunuz. Yanınıza birkaç enstrüman alıp kafelerde, barlarda ya da restoranlarda müzik yaparak para kazanabilirsiniz. Enstrümanınızı iyi öğrendiniz. Ders vererek para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Benim tuhaf karşıladığım bir şey var. Enstrüman çalıyorsun, 3 kuruş para kazanıyorsun. Bak kimileri ne kadar kazanıyor falan. Kardeşim sen kendine baksana. Bana denilmiş bir şey değil. Bir yerde şahit olduğum için söylüyorum. Yani onu söyleyen kişi bir kendine bakmalı. Mehmet abi belediyede çalışan bir adam. Aynı zamanda iyi bir udi yani. Çok iyi bir ud çalıyor. Şimdi bu adam akşamları gidip para kazanıyor. Belediyeden aldığı paranın belki de iki katı kazanıyor. Kötü mü yani bu şimdi? Tabii geçim zor. Hayatını idame ettirebilmek için ne yapacaktı? Akşamları taksi sürmeye çıkacaktı belki de. Ya da garsonluğa çıkacaktı. Var böyle çevremizde insanlar. Enstrümandan koca bir gün işe giden birileri kadar para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. Ne demiştik arkadaşlar? Enstrüman çalarak çeşitli yerlerde paralar kazanabiliyorsunuz. YouTube'a müzik yaparak da para kazanabilirsiniz. Çok iyi olduysanız, çok iyi yapıyorsanız bir albüme bağlama çalarak, gitar çalarak, keman çalarak, kanun çalarak ne çalıyorsanız para kazanabiliyorsunuz. Hatta bayağı iyi kazanıyorsunuz. Ya da kim bilir yeteneğinizi keşfedip kendinize albüm yapıp çok çok daha fazla kazanabilirsiniz arkadaşlar. Şu anda çalışacağımız yere geldik. İçeri girelim bakalım. Nasıl hazırlıklar yapacağız göreceğiz beraber. Birazdan piyano keman müziğe başlayacağız. Sizler de örneğini görmüş olacaksınız. Hatırlayın peri parçasını çalıyoruz şimdi. Kemanist arkadaşımız, komünistler gibi. Size anlattığım gibi sabah brunch kahvaltısı yapılırken müzik yaptık, keman, piyano yaptık. Belli bir ölçüde ücret aldık. Merhaba efendim. Merhabalar. Egemen hocam zaten genç olarak yani genç kesim olarak artık kafe sektörüne neredeyse bir bağımlılık söz konusu. İşte arkadaşlarıyla sohbet olsun, muhabbet olsun, işte gidip bir şeylere içmek, yemek noktasında ciddi anlamda sektörde çok önemli bir yer işgal ediyorlar. Gençlere fırsat veriyor musunuz? Mesela bir kursa gitti, gitar eğitimi aldı ya da bağlama eğitimi aldı. Onlar buralarda sahne alıp para kazanabiliyorlar mı? Üniversiteli gençler ya da
liseli gençler. Tabii ki hocam var zaten böyle ara ara amatör arkadaşlarımızı da çıkarıyoruz. Sahnesi iyi olanları tabii. Biraz da tecrübe kazansınlar. Aynen, aynen. Çok da güzel yorumlar alıyoruz yani. Şimdi asıl sorumuzu soralım Tuba Hanım'la başlayalım. Tuba Hanım, bu videonun şeyi şu. Neyi? İçeriği, konusu. İçeriye. Gençler enstrüman öğrenmeye başlıyorlar. Gerçekten bayağı bir enstrüman öğrenmek isteyenler var. Enstrüman öğrenmek istiyor gençler. Öğrendikten sonra ek gelir olarak bunu kullanabilirler mi? Bu alanda fırsatları var mı? Egemen hocam, öncelikle bu videolarınızı... Saçma soruyu sordunuz için. Sizinle o tanışma sürecince zaten kanalınızı izlemiştim, videolarınızın falan içeriğine bakmıştım. Ciddi anlamda çok faydalı, gençleri çok dürten, çok fayda sağlayacak videolar yapmasınız. O açıdan da ben size teşekkür ediyorum. İnşallah 100K'lara ulaşırsınız. Tüm söylemlerinize katılıyorum. Hem yan gelir elde edebilirler, hem de sadece hobiden çıkarıp bu işi diğer insanlara da faydalı hale getirebilirler. Tamam. Tuba Hanım, hangi müzik tarzını seviyorsunuz? Ben pop ve türkü tarzını çok seviyorum. O yüzden mesela bağlama benim için bambaşka enstrüman. Çok severim. Bak. Evet. Ben bağlama çalıyorum. Tuba. Ama buraya bu piyano da çok yakıştı. Değil mi? Piyanoya da böyle ayrı bir zaafım varmış, onu keşfettim. Keman da çok güzel. Hepsi güzel. Aslında müzik algımız değişti. Yani tek tarza takılı kalmıyoruz. İnsanlar için de böyle. Anlayacağınız bir şey var mı? Çekim yapıyordum. Onu da çekeyim. Şimdi Egemen hocam, müzikten nasıl para kazanılır veya kazanılır mı sorusuna zaten siz bir kısmına cevap verdiniz. İşte kurs vererek. Düğün çalarak. Evet, canlı müzik sektörü zaten biraz daha geniş. Düğün çalabilir, kafede çalabilir. Ankara'nın. Ben sokakta çalınabiliyor. Bak, o çok avantajlı. Aa bak, bu hiç kesinlikle aklımıza gelmedi. Kesinlikle çok avantajlı. Enstrümanı öğrendiniz sokakta çalarak. Kafede çalmaktan çok daha avantajlı. Şimdi sokakta çalmanın şöyle avantajları var. İstediğinizi çalıyorsunuz. Karşıdakinin talebi değil. Kendi istediğiniz çalıyorsunuz. Sevmeyen gidiyor. Evet. Sevmeyen gidiyor. Sevmeyen gidiyor. Hürsün, bağıra çağıra. Canın istediği zaman mola veriyorsun, istemediği zaman vermiyorsun. Başında bizim gibi dikilen bir patron yok. Ses işte fazla çıktı, az çıktı, şöyle oldu, böyle oldu derdin yok. Tamamen rahatsın, serbestsin. Para kazandı. Yeni keşfettiğim bir şey daha. Bu benim tanıdığım bir kardeşim de. Müziğe ilgisi var. Daha yeni yeni başlıyor. Müzikten, müziğini daha geliştirmeden para kazanmayı öğrenmiş. İkinci el... Evet, ikinci el enstrüman alıyor internet üzerinden, kârıyla satıyor. Arada kapımı çalıyor. Bak, bu da aklı. Böyle da bir şey de var. Evet, böyle bir şey var. Bunu da dememiştim yani. Evet, böyle İnternetten şey alıyor ikinci el, ben de yapayım bunu ya. Yani bence... Çünkü ben o kadar ders veriyorum, bunu yapmadım. Şu anda sıfır fiyatlar çok pahalı ama ikinci el her zaman uygun. Biraz da anlıyorsanız güvenilir de oluyor. Siz de bir bilen birine göstermek lazım evet, bence. Yani o yüzden demek ki benim kapım çalınıyor. Olabilir. Bir kontrol, biraz bir bakın. Hem kârıyla satıp böyle yeni bir para kazanma yöntemi görmüş bulunmaktayım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenerek, yorumlarda da aklınıza takılan şeyleri yazarak bize destek olabilirsiniz. Arkadaşlar, son bir şeyimiz var mı? Egemen Hoca'nın kanalından selamlar. Evet, görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.